Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze trafiği arttı. Anthony Blinken, Dışişleri Bakanı, Türkiye'den başladığı Orta Doğu turunu sürdürüyor. Tabi mesele acaba ertesi gün planı nasıl çıkacak? Bunun pazarlığı yapıyor ya da bunun için diplomasi yürütülüyor. Ertesi gün dediğimiz Gazze'de Hamas'ın bitirildiği bir senaryonun arkasından Gazze'yi, bölgeyi kim, nasıl yönetecek bununla ilgili bir plan hazırlığı söz konusu. Tabi savaş bitmiş değil, İsrail savaşı sonlandırmış değil. Hatta İsrail hem askeri hem sivil kanatları şu mesajı veriyorlar. 2024 yılı da savaş halinde geçecek. Sadece Gazze değil, Gazze'den sonra ikinci hedef olarak Lübnan'ın yakın plana alındığını söyleyebiliriz ki Lübnan Hizbullah'ın başlattığı Gazze ile dayanışma saldırılarına misillemelerle birlikte tamamen e, kuzey cephesi yani İsrail açısından kuzey Lübnan için güney cephesi ısınmış durumda ve kontrolden çıkabileceğine dair de ciddi yorumlar ya da öngörüler. Söz konusu İsrail bir şekilde bu ertesi gün planıyla ilgili Amerika'yla da uzlaşmazlık içerisinde. Bunları son iki programda birazcık anlatmıştım. Ayrıca bugün gazete duvardaki yazımda da detaylı bir şekilde bu meselenin ne olduğunu anlatıyorum. Dileyen o yazıya da bakabilir ama ben bugün özellikle Lübnan tarafına bakmak istiyorum. Amerika'nın Lübnan'da girişimleri var. Yine Lübnan bağlantılı olarak İsrail'de de girişimler söz konusu. Burada neler dönüyor? Buna birazcık bakmakta fayda görüyorum. Şimdi <laughs> Netanyahu, İsrail Başbakanı, Kuzey'de Kirat Şimonay'ı ziyaret etti. Orada 769. Bölge Tugay'ına e, ziyaretinde bazı mesajlar verdi. Burada bir savaş bir savaş vaadi var ama ama daha temkinli bir açıklama geldiğini söyleyebiliriz. Yani bir taraftan 2024'te savaş devam edecek mesajları özellikle eee Blinken'ın ziyareti öncesinde arttı. Dediğim gibi hem Netanyahu hem savunma bakanı Gallant hem de e, genel kurmay başkanı e, benzer açıklamalar yaptılar. Fakat Netanyahu'nun Hizbullah'la ilgili mesajında bir temkinlilik var. Buna özellikle dikkat çekmek istedim. Dediği şey şu. Hizbullah'la savaşa girmeden bölgede güvenliği yeniden sağlamayı tercih ediyoruz ama savaşa da hazırız. Şimdi bir taraftan da Gazze'de yaşananların, Gazze'nin başına gelenlerin Lübnan'ın da başına geleceğini söylüyor. Kuzeyde güvenliği yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız diyor. Şimdi kuzeydeki mesele nedir? Hizbullah kuzeydeki bütün sınır hatlarında İsrail'e karşı bir e, saldırı stratejisi gerçekleştirdi ve 230 bin civarında İsrailli e, bölgeden Ayrıldı Yani bölge bir anlamda e, fiilen bir tampon bölgeye dönüştü. E, bir tarafta da tabii ki böyle çok e, noktasal atışlarda devam ediyor. İsrail de yanıt veriyor. E, şimdi hükümet diyor ki hem hükümet hem de ordu yetkilileri kuzeyde insanlar tekrar evlerine dönecek. Ama nasıl dönecek? Bu konuda savunma bakanı da cuma günü bir açıklama yaptı. Üzerinde anlaşmaya varılmış diplomatik bir çözüm yolunu tercih ediyoruz ancak kum saatinin tersine döneceği noktaya da yaklaşıyoruz. Yani bu iş ya eee müzakereyle olacak ya da savaşla olacak. E tabii e, burada ayrıca ayrıca Genelkurmay Başkanının e, yine Benzer minvalde verdiği bir demeç var. Halevi diyor ki, Hizbullah'ın ödeyeceği bedeli artırıyoruz. Yerinden edilmiş insanları ya Hizbullah'a askeri baskı artırarak ya da yeni bir savaşa girerek evlerine döndüreceğiz diyor. Şimdi üç taraftan da gelen mesajlar önce önce bir müzakereye işaret ediyor. Tabii. Amerikalılar bu işi birazcık daha ciddiye almış gözüküyorlar. Özellikle de e, Amerikalı yetkililerin e, ortaya koyduğu bir şey var. Bir öngörü var. Netanyahu bir oldu bitti yaparak Gazze'deki savaş bittiğinde iktidardan olacağını düşünüyor ve iktidarını uzatmak için, siyasi beka için Lübnan'da savaş başlatabilir. Amerikalı yetkililerin Öngörüsü bu ve Biden yönetiminde buna karşı bir önleyici diplomasi yürütüyor diyebiliriz. Şimdi Netanyahu'nun burada elbette yapmaya çalıştığı şey başından itibaren Amerika bölgede çok net bir şekilde caydırıcı bir pozisyon almışken Lübnan'ı da aradan çıkarmak. Çünkü Hizbullah e, İsrail'in çok fazla... E, tölere edemeyeceği bir yeni bir e, angajman seti ortaya koydu. Yani İsrail'in caydırıcılığını yok eden, e, İsrail'in her istediği zaman istediği yere saldırı düzenleyeceği ve bunun da karşılıksız kalacağı eski statükoyu tersine çeviren bir durum oluşturdu ve İsrailler bununla yaşayamayacaklarını ve tekrar İsrail'in o tehditkar, caydırıcı gücünü tahkim etmeleri gerektiğini söylüyorlar. Bu da Hizbullah'la hesaplaşmaktan geçiyor onlar açısından. Şimdi Amerika bu bölgede varken ve Amerika işin içerisine girebilecek bir pozisyondayken bir şeyler yapmak istiyorlar. Fakat yine de Netanyahu'nun açıklamaları iki yola gidiyor. Ya Amerika'nın takındığı pozisyona güvenerek Hizbullah'ın savaşa giremeyeceği öngörüsüyle Dublin'de gerilimi tırmandırıyor ve angajman kurallarının ötesine geçiyor ya da bile bile ABD'yi savaşın içine çekebilecek bir senaryoyu takip ediyor. Yani Amerika mecburen yanıt verecek İsrail'i koruma taahhüdü gereği haliyle de burada bir savaşa girmeyi bilerek istiyor. İki tarafa da gidebilecek bir yorum. Ben Özellikle Amerikalılar bu konuda ne düşünüyorlar, ona da birazcık bakmak istiyorum. Washington Post'ta konuşan bazı Amerikalı yetkililer, Gazze Savaşı'nın sona ermesi halinde Netanyahu'nun siyasi kariyerini kurtarmak için böylesi bir çatışmaya girebileceğini öngörüyor. Bazıları da, bazılar da bunu bir yaygara olarak görüyor. Yani Amerikalı yetkililerden bahsediyorum. Niye yaygara? Yani bir tehdit şeyini çıtasını artırarak yükselterek Hizbullah'tan taviz koparmaya çalışıyor. Bu, bu tavizin ne anlama geldiğini aşağı yukarı tahmin edebiliriz. O da bölgenin yeniden normalleşmesi yani İsrail-Lübnan sınır hatlarında bir boşalma var. Bu boşalma İsrail için son derece sıradışı sıra dışı hiç olmamış bir şey. ve bu sadece işgal altındaki Şeba çiftlikleri ve birkaç yer değil, bunun ötesinde daha geniş bir alan, e, yani Litani'nin güneyinden bahsediyoruz özellikle, bütün bu alanlar e, boşaldı. Boşalınca da İsrail yeniden eski haline döndürmek istiyor. E, i̇şte bu bu mesele e, biraz ciddi. Şimdi, e, tabii niye... Netanyahu böyle bir savaşa ihtiyaç duyuyor. Kişisel nedenleri var. 7 Ekim saldırısını önleyemediği için içeride eleştiriliyor. Burada bir komisyon kurulup soruşturmanın derinleşmesi ve bunun da hani siyasete yönelmesinden çekiniyor. O yüzden soruşturmayı özellikle askerlere doğru itiyor, yönlendirmeye çalışıyor vesaire ya da engelleme çalışmaları çok net bir şekilde. Ayrıca hem savaşın gidişatı hem 7 Ekim'in önlenememesinden dolayı da askerleri ateşin e, içine atmaya çalışıyor. Bu da içeriden ciddi bir takım rahatsızlıklara, tepkilere yol açmaya başladı. Konuşan askerler İsrail medyasında isim vermeden açık bir şekilde Netanyahu'nun bu oyununa dikkat çekiyorlar. Biz orada savaşırken Netanyahu kendi siyasi kariyerinden başka bir şey düşünmüyor diyen komutanları görüyoruz. Şimdi... E, bu öne, yani Lübnana, Lübnana bir e, oldu bitti ya da Lübnana da yönelik bir cephe açma önerisi aslında 7 Ekim'den hemen sonra gündeme gelmiş çünkü 8 Ekim'de Hizbullah hemen e, roket füzelerle e, işte Gazze üzerindeki baskıyı artıracak bir e, şeye girdi, çatışmaya girdi, e, bir saldırı dediğim gibi set, angajman seti çerçevesinde girdi. İsrailliler de bunu Amerikalılarla konuşmaya başlamışlar. Fakat e, hatta e, Washington Post'a konuşan yet, bir yetkili diyor ki, e, Biden İsrail yetkililerle günde üç kez telefonla görüşmeler yaptı ve bu görüşmelerin bir kısmında da e, Hizbullah'a karşı bir savaşı önleme, savaş, savaşın açılmasını önlemeye çalıştı Biden yani bu anlamda bir caydırıcı olma girişimi söz konusuydu. Tabi burada bazı değerlendirmeler yapılıyor. Yani İsrail'in böylesi bir şey yapması halinde yani Hizbullah'ın elindeki silahların çok daha etkili olduğu, İsrail'in içlerini nükleer tesis ve çok önemli bir takım tesisler dahil buraları bile vurabileceğini savaşın bölgeselleşebileceğini İran'ın Milis güçlerini Irak'ta ve başka yerlerin milis güçlerinde harekete geçireceğini vesaire Amerikalılar bunun son derece İsraili zorlayacak Amerikanın da başına iş açacak bir seçenek olduğunu ve bu nedenle de bunu bunu önlemek için İsraili etkilemeye çalıştığını söylüyoruz ve anlıyoruz. Şimdi Amerikalıların savaşın başlayabileceğine dair endişelenmesinin bir nedeni son zamanlarda özellikle yani yeni yıldan itibaren kuzey cephesinde bazı tugaylar çekildi ve bunların kuzeye yani Hizbullah'a karşı, Lübnan'a karşı kuzey cephesine konuşlandırabileceği yönünde bir takım kanaatler oluştu. Ya da Gazze'deki savaş yavaş yavaş gerilerken buradan boşalan güçlerin kuzeye yönlendirileceğine dair ve bu, bu cephenin açılacağına dair bir takım öngörüler var. Bu, yüzden Amerikalılar buna özellikle dikkat çekiyorlar. Şimdi bir başka tetikleyici Savaşın kontrolden çıkabileceğine dair tetikleyici unsur işte Aruri'nin Hamas siyasi büro başkan yardımcısı Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesiydi. İsrail burada el yükseltti angajman sınırlarını aştı. Beyrut'u hedef aldı ve Ali ile Hizbullah da buna yanıt vereceğini söyledi ve verdi. İlk misilleme saldırısında Yukarı Celile bölgesinde, burası işgal altındaki bir bölge, bunu vurgulayalım. Burada Cermak Dağı'nın tepesinde yer alan Meron Hava Kontrol Üssü vuruldu. Bunun videoları da yayınlandı. 62 füze atıldığı söyleniyor. İsrailler 42 füzenin fırlatıldığını ya da tespit edildiğini belirtiyor. Bunun, bunun videolarını izlediğimiz zaman burası çok önemli bir hava kontrol üssü. Yani o radar kubbelerinin açık bir şekilde en az iki tanesinin net bir şekilde vurulduğu görülüyor. Şimdi bu bir tırmanış ve İsrail buna yanıt veriyor. İşte bugün de bir Hizbullah komutanlarından birisi öldürüldü. Bu tırmanış bu şekilde devam ediyor. Fakat Amerikalılar tabii Lübnan tarafıyla da temastalar ve Hizbullah'ın bölgesel bir savaşı istemediği, Bu işin tam teşekküllü bir savaşa dönüşmesini arzu etmediğini de not ediyorlar. Ve birazcık Hizbullah tarafından eminler ama İsrail tarafından emin değiller. Bu sonucu çıkarıyoruz. Şimdi e, tabii Blinken bölge turuna çıkarken Biden yönetimi ayrıca öncesinde özel elçi Amos e, Hoçtan'ı Hoç'tan e, İsrail ile Lübnan'da temaslar yapmak üzere bölgeye gönderdi. Amacı yani bu, bu bunun amacı topyekün bir savaş çıkmasının önlenmesi. Bu minvalde bir takım temaslar yürütüyor. Şimdi bu konuda Dışişleri sözcüsü Miller'ın da bir açıklaması oldu. O da diyor ki Blinken bölgeye gitmesinin nedeni gerilimi düşürmek." Ee, ve dediğim gibi bir de yar, yarın planı yani ertesi gün planı daha doğru. Ertesi gün planını pişirmek ama tabi bunu açıkça söylemiyorlar. Ee, söylediği şey şu Miller'ın çatışmanın Gazze'nin ötesine taşması kimsenin çıkarına değil. Ne İsrail'in ne bölgenin ne de dünyanın diyor. Burada net bir misyon anlaşılıyor. Yani bu misyonu yürüten iki bir birka birkaç koldan yürütülen bir Misyon. Fransa da bu arada devrede ve bir şekilde Lübnan hükümeti de baskı altında tutuluyor. Burada Hizbullah'ın saldırılarına bağlı olarak sınır hatlarında dediğim gibi çok sayıda yerleşim yeri boşaltılmıştı ve Amerikalı ve Fransız yetkililer, e, buraya odaklanıyorlar. Yani sınırda yeni bir düzenleme yapılması. E, bu düzenlemeye binaen tekrar e, İsraillerin sınır bölgelerindeki yerleşimlere geri dönmesi ve bunun temin edilmesi. E, tabii bunu yaparken şöyle bir öneriyle e, gittikleri anlaşılıyor. E, bu öneri sınırda, sınır bölgelerinde Lübnan ordusunun daha fazla kontrol sağlaması ve bu şekilde de İsrail'in hani Lübnan ordusu artık buraları kontrol ede, ediyor denilerek İsrail'in de herhangi bir savaşa başlama gibi bir planı varsa bundan vazgeçmesi. Ee, bu konuda yani bütün diplomatik çabaların e, tüketilmek e, istendiği e, ve bu anlamda bir ağırlık kullanmak istedikleri anlaşılıyor. Tabi burada e, çok e, Enteresan başka bir durum var. Yani bir taraftan yani İsrail diyor ki ben Hizbullah'ı Hizbullah'a hedef alıyorum, Hizbullah'la savaşıyorum. Fakat Amerikalılar da diyorlar ki Hizbullah'a karşı Lübnan ordusunu devreye sokmak lazım. Lübnan ordusunu zaten öteden beri sadece Amerikalılar, Fransızlar değil İngilizler de Lübnan ordusunu bir şekilde eğiterek, güçlendirerek, tahkim ederek Hizbullah'ın etkisini kırmaya çalışıyorlar. Öteden beri. Fakat İsrail'in burada yaptığı şey Hizbullah'la savaşıyorum de diyerek aslında Lübnan ordusuna ait mevzileri de vuruyor. Bu da Amerikan istihbarat raporlarına girmiş durumda. Orada denilen şey şu. Yani 7 Ekim'den 8 Ekim'den beri Lübnan ordusuna ait mevziler en az 34 kez vuruldu. Şimdi burada Lübnan ordusunu da uzaklaştırmaya çalışan bir İsrail taktiği var. Ya yani aslında İsrail'in kafasındaki şey Lübnan sınırları içerisinde bir tampon bölge oluşturmak. Yani burada askersiz bir bölgeyi dönüştürmek burayı. Kendi kendi sınır bölgelerinden bahsetmiyoruz. Lübnan'ın içinde Lübnan topraklarında Hizbullah'ın da olmadığı bir askersiz alan yaratmak istiyor. Hedefi bu ve bunun da bir şekilde daha önce UNIFIL vardı burada hala kağıt üzerinde var tabi de çalışmalar nedeniyle o bölgede kalma şansı yok. UNIFIL'in misyonunu böyle daha da genişletmek ve bütün bölgede Hizbullah'ın gerilere itildiği bir alan, güvenli alan yaratmak Hizbullah şey açısından, İsrail açısından böyle bir hedef var. Ama tabii Hizbullah'ın bunu kabul etmesi mümkün değil. Lübnan hükümetinin de Hizbullah'a bunu kabul ettirmesi mümkün gözükmüyor. Yani burada haliyle doğrudan mesajlaşmalar var. Yani Hizbullah'la direkt mesajlaşmalar oluyor. Evet, şimdi burada tabii ki e, yani Tobyekün e, bir savaşın e, savaşın kabul edilemeyeceğine dair verilen mesajlar var. Dediğim gibi Hizbullah'ta e, Topyekün savaşı istemediği yönünde e, bu temaslarda yanıtlar vermiş. Onu anlıyoruz. Fakat e, bir de başka değerlendirmeler var. Bu, e, bu değerlendirme de Amerikan Savunma İstihbarat Teşkilatı'na ait e, gizli değerlendirmeler Washington Post tarafından aktarılıyor. E, burada yani e, neden Amerika bu konuda devreye giriyor bunu anlıyoruz. Bu değerlendirmelere göre İsrail'in Lübnan cephesinde başarılı olması zor çünkü Gazze'deki çatışma göz önüne alındığında askeri varlıkları ve kaynakları çok zayıflamış ve dağılmış durumda diyor. Yani bu Gazze'deki bu tablo dikkate alındığı zaman sıra Lübnan'a geldiğinde iş tamamen değişecektir. Amerikalı yetkililere göre Hizbullah'ın uzun menzilli ve hassas silahlarla dolu cephaneliği nedeniyle İsrail ile Lübnan arasında geniş çaplı bir çatışma 2006 savaşında yaşananları çok fazlasıyla geride bırakacaktır. Ee, yine az önce aktarmıştım. E, Amerika'da böyle bazı düşünce kuruluşları vesaire onlar da işin içerisine girmiş ve onlardan da bazı görüşler aktarılıyor. E, dedikleri şey şu, Hizbullah İsrail'in derinliklerini vurabilecek füzelere sahip, hassas silahlara sahip, petrokimya tesisleri, nükleer reaktörleri de hedef alabilir vesaire. Şimdi e, bunun dışında yine Amerikalı yetkililer, İsrailli pilotların yorgun düştüğünü, uçakların bakıma alınması gerektiğini ve de e, Hizbullah'ta Hamas'ta olmayan hava savunma sistemleri olduğunu, bunun da İsrail çok fazlasıyla yoracağını ve Dübnan cephesinin ciddi tehlikeler barındırdığını söylüyorlar. Bütün bu değerlendirmeler, bütün bu değerlendirmeler... E, Amerika'nın bu konuda bir taraftan İran ve Hizbullah'a böyle caydırıcı, tehditkar bir pozisyon ile yanıt veriyor. Diğer taraftan da İsrail'i perde arkasında dizginlemeye çalışıyor. Birazcık daha Amerikalıların saha değerlendirmesi İsrail'den farklılık arz ediyor. Tabi yine de Amerikalıların not ettiği bir şey var. Beyaz Saray hem, de, hem Beyaz Saray hem de dışişleri yetkilileri İsrail'in Hizbullah'a iddiali bir saldırı başlatma riskinin hiçbir zaman ortadan kalkmadığını söylüyorlar ve son zamanlardaki sahadaki bazı değişikliklere dikkat çekerek bu ihtimalin ya da bu riskin arttığına dikkat çekiyorlar. Evet bölgede İsrail'in yürüttüğü savaş devam ediyor. İsrailli komutanlar e, Belki hem içeriye hem dışarıya verdikleri mesajlarda sonuç aldıklarını, Hamas'ı pek, pek çok yerde ortadan kaldırdıklarını söylüyorlar. Fakat e, direnişe yakın kaynaklardan gelen bilgiler ise e, kuzey dahil hiçbir yerde henüz e, İsrail'in istediği sonucu alamadığını, e, pek çok yerde İsrail'in de e, kayıplar vermeye devam ettiğini söylüyorlar. Savaş böyle bir şey tabii. Yani her iki taraf e, her iki taraftan kendi pozisyonlarını güçlendirmeye, kendi kamuoylarını o e, yönlendirmeye yönelik açıklamalar gelir. Savaş aynı zamanda propaganda savaşı olarak da devam eder. E, pek çok şeye de temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bunu biz de çok gazeteciler olarak tecrübe etmiş bulunuyoruz. Ama ortada net bir şey var. İsrailler Amerikaların hani e, Artık bir strateji belirlemeleri ve yavaş yavaş bu işi bitirmeleri yönündeki telkinlerine karşılık savaşı sürdürme konusundaki kararlılıklarını vurguluyorlar. Ama sıra Lübnan cephesine geldiğinde Netanyahu'nun da açıklamalarına yansıdığı üzere gireriz, dağıtırız, yok ederizden öte önce diplomasiyi, tercih ettiklerini ya da işte Genelkurmay başkanının dediği gibi önce askeri, Hizbullah'ın ödeyeceği askeri bedeli artırarak Hizbullah'ı yola getirmeyi ve güne Kuzey Cephesini normalleştirmeyi hedeflediklerini, bu olmasa da savaşa gireceklerini söylüyorlar. Yani o Hizbullah söz konusu olunca İsrail tarafındaki o şahinliğinde birazcık belirsizleştiğini söylemek istiyorum. Ama ortalık son derece tehlikeli. Bunu da not etmekte fayda var. Bu akşamlık söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bana eşlik eden, dinleyen, izleyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.